Köyde ev yeri açıldı. Seyircilerimiz az ama takipçilerimiz çok. Oradan ta arka taraftan buraya 2 saatte geldi. Şimdi evin yerini düzlüyor. Gördüğünüz yerden buraya 2 saat. Yaprak kaya çıkıyor çok. Hidroliği de patlattı şu anda. Takıldığından beri patlaktı. Şimdi toplamaya çalışıyor, düzenlemeye. Bakalım ne kadar sürecek. Kaç para yazacak. Kotlayabilecek mi yeri? O kadar sıkıntısı var yani. Yer biraz dik olduğu için uğraştıracak mısın? Emre, altına al onları istersen. Abi, bu işleri yaparken operatörünüzü dikkatli seçmeniz gerek. Operatörünüzü takip etmeniz gerek. İşinizin başında olmanız gerek. Adam buraya dedi, bir günde zor inerim dedi. Adam 2 saatte indi. Kaç tane operatör geldi arkadaşlar. Çağırdık. Adam o yoldan buraya bir günde, o da 8 saat sürer dedi. İnemez dedi. Bu 14 tonluk bir makine. Adamınki de 14 tonluk bir makineymiş. Bir günde dedi anca inerim buraya dedi. Zemin düzenlemesini de bir gün yine yaparım dedi. 2 günde dedi. Yani 8 saat çalışıyormuş. 16 saat. Adam 2 saatte yukarıdan aşağı indi buraya doğru. Bir düzlemesi kaldı. Uğraştırıyor bizi. Yani böyle adamlara dikkat etmeniz gerek. Böyle köylerde ev yer açarken. Çok çapta insanlar var. Hani millet İstanbul'dan geldi, çok büyük paraları var sanıyorlar ama hani fiyata fiyat katıyorlar. Saati şişiriyorlar. Hani bunlar yapılan şeyler hep. Adam 8 saat dedi yukarıdan aşağı inmeye ya. Sadece 8 saat. Direkt fiyat veriyorlar. Adam marşa basmadan para istiyor. Yani benim de burayı toparlayıp düzeltmeyip İstanbul'a döneceğim. Burası böyle 2 sene kalacak. 2 sene, 3 sene artık ne kadar sürerse. Zemini oturması gerek de zemini düzleyecek komple. Zemini düzlemesini bekleyeceğiz yani. Buraya karşıya taş duvar olacak. Burası düzelecek veya bir işimiz var yani kısacası da. Bakalım. Emre sorun etme abi, yaparız dedi, biz dedi, düzenleriz dedi. Bizim fazla işimizi almaz dedi. Bakalım nasıl yapacak, nasıl edecek. Gir. Bir de işin ilginç yanı, burada yaprak kaya çok. Bizim burada yaprak kaya diyorlar bunlara. Hep yaprak kaya. Gözümüz her yer yaprak kaya. Bakalım kaç saat sürecek. Ya da kaç para bize verilecek burası. Alıyor Emre. Yola biraz yaklaştın diye uğraşıyoruz. Amacımız o. Thank you.
Senin dediğin gibi kotlandı hemen hemen. Şuranın kotunu da onun şeyini de bu tarafa atarsa iyi olur. Bunun da bunu nasıl düzleyecek, böyle düz yapacak? İyi, onda problem yok. İyi. Az önceki düzlük neredeydi? Buradaydı bak mesela. Tam düzlük buradaydı bak. Benim evet. Bak şimdi düzlük 2 metre yukarı çıktı. Evet. YouTube'a el salla. Ne yapıyorsun? Ne var, canlı yayın mı? YouTube'a el salla. Nasıl yani YouTube? YouTube'dasın. Kaç! Yazıyor üstünde. Alacak orayı, o tepeyi de alacak. O arka tarafı şey için bırakıyor. Yoluna yol yapacak ya, yolun altına düzüme geçin atıyor. Burayı da toparlayacak şimdi, düzleyecek. Zaten fazla bir şey de kalmadı. Adamlar güzel çalışıyor işte. Bakalım nereye kadar düzeye çalışacak. Bizim ayaklarda komple diken kesti. İçeriye girdik. Şortla gelirsek böyle olur. Burası tapulu arazi. Komple tapulu. Tapusu var buranın arkadaşlar. O baştan buraya kadar tapulu arazimiz burası bizim. O yüzden bir sorun yaşayacağımızı da sanmıyorum. Zaten tapulu olmasa girmem bu işe. Çekti altını, aldı bak hepsini komple çekiyor altını. Dolanıyor, dolanacak. Kotluyor. O yeşil kalan ağaçla beraber yeri de üste yukarı vuracak. Uğraştıracak bakalım. Adam müdahale var. Dayı müdahale ediyor. Şurayı gazlıyor. Bak, işaret ettiği yeri gazdırıyor. Oradan ağır kendisi. Hala dayı işaret ediyor. Yakalayamıyorum işaretlerini de. Dayıyı yakalayayım arkadaşlar, durun. Ama operatörü şefi gibi kendisi. Bak gösteriyor, el sallıyor. Kendisini de tanımıyorum. Ama ister yukarıya müdahale, aşağıya müdahale ettiğini gözüküyor net bir şekilde bize. İnceliyor, inceliyor. Güzel bir şekilde inceliyor şu anda. Kepçeyi bıraktım, onu çekiyor. Ha, suyu buldu, benim suyum. Aldı orada.
suyu bırakıyor şu an. Heh, bir de cigara içiyor şimdi komple. Yine arıza mı verdi makinede etti? Ne oldu? Tırnaklı arıza mı var yine? Bize de bu denk geldi bugün. Hayırdır inşallah. Bakın Kore'ye bir çıkayım. Dayı beni çağırıyor. Beni tanıyor galiba. Ben onu tanımıyorum. Gideyim de çağırıyor beni yanına. Hidrolik patladı. Aşağı yaptırmaya götürdüler birini şu anda. Diğeri de patlak, bu da patlak. Şurada bir tane yol tam belli olmuyor da yolu şimdi bu yolu ben açtım. Bir tane de açılırsa dayım kullanacak o diğer yol tarafını da. Arkadaşın hidroliği patladı. Basınçtan tabire çıkıyor. Adamlar kaynak yapmamış. Sarı kaynak gibi bir kaynak var. Üzerine damlatmışlar. Müşamba damlatırlar. Aynı onun gibi. Komple yaptı. Yol açıldı. Bayağı bir geniş açtık burayı. Şimdi altına doğru çekiyor ki toparlıyor. Bizim olan elme ve erik ağacımız vardı. Erik ağaçları şurada. Onları toparladı. Attı. Çalışıyor. Bakalım nereye kadar çalışacak. Şu tepeleri alacak. Tepeleri. Komple vuruyor arkadaş. Emre vuruyor. Emre arkana doğru at, oraya doğru at. At at oraya doğru çek. Tam oldu. Kepçenin ucuna tam. Dur dur. Buraya bir çeksin. Daha çekecek ya. Çekerken de o arkaya attıracağım. Düzlemeyi nasıl yapacak onu merak ediyorum ben. Düzleme yapması gerek. Kepçece yapıyor. Zemine tam oturmuyor. Burayı düzlemesi gerek Emre'nin. Yol açıyor gayet güzel şu anda da. Zemini bir böyle bir gidip gelmesi gerek üzerinde. Bunun üzerinde oturtmazsa bu zemin bir işe yaramaz. 2 senede de oturmaz. Gerçekten bastıracak oralara. Aha, yoksa 2 senede de oturmaz bu zemin. Bu şekilde kalırsa 2 senede de oturmaz. Bayağı taşlı. Taş çok çünkü. Yaprak taş diyorlar bunlara. Emre demire yaklaşma, direğin altını boşaltma. Bir de onunla uğraşmayalım. Trafo aşağı inmesin. Sonra köylü soyar bize. Veya bir açtığımız açtı. Bizim erikler hep yerlere dökülmüş. Zaten ben gelmesem de İsmail amcamla babama söyleyeceğim, onlar ilgilensin. İkisi. Usturum hocam. Tabii canım ya, onlar duracak ya. Nerede? Amca olmak o kadar şey mi, kolay mı? Niyatım. Şeyi Ömer Usta'ya vereceğiz. Ben duracağım inşallah. Yani biz nasıl duracağız ki burada? Bu iş hatlarının başında ben duramam ki. Amcam duruyor burada. Ya, şey o bakar ya, amcam bakar, ilgilenir. Ya ilgilenmez de ilgilenir, şey yapar ama yo, yo, sen de biraz anlayacaksın yani. Yo, amcam ilgilenir. İsmail amcam ilgilenir burayla. Hadi diğeri şeyde, gemide de. O bakar, o kontrol eder. Yani, o bilir, o işini bilir. Aynen öyle yapacağım zaten de. Arada bir geleceğim tabii ki.
İkinci kat yol koduna çıkacak. Onun için uğraşıyoruz. Veya bir kat yüksek olacak. Yol koduna çıkmazsa da umurumda değil. Koldur garip. Ne diyeyim? Çok kararlı. Abartıyorlar işi. Abartıyorlar biliyor musun? Abartıyorlar. Burayı eziyorlar. Baskı yapıyor da artık. Artık baskı yapıyor ki zemin otursun diye. Şimdi bunun üzerine bir kış, bir gar yağar, bir yağmur yağar. Zemin daha iyi otursun. Onun için kopuyor şu anda, yeri eziyor. 2 metreye yakın yerden kaldırmış şu an. Aşağıda. Zemini düzde de yapsana, dümdüz olur. Zemini şu anda hemen hemen düzledi yani. Şurayı da oraya yırtıp oraya da kopladığı zaman kalır. Bakalım şu yolda açsın. Oraya al. Düzde. Lükte gir ha. Önünü dolduruyor. Çekil. Geri gel. İyi, hidrolik patlamadı yine. Hadi. Hidrolik sabahtan beri patlaktı ya. Geldiğinde arızalı mıydı buraya? Arızalıydı ya. Geldiğinde arızalıydı. Burak. Hidrolikte direkt arıza vardı. Geldi bir yarım saat falan hidrolikle uğraştı. Geldi sonra bir ta 45 dakika uğraştı. Tepeyi alması gerek. Saat kaç? Çoğum var.
Bunun başına kadar geldi, halen de vuruyor. Parayı amcama iteleyelim. Bu amcam ödesin buranın parası. Amca olmak o da kolay değil. Yola çıktı, bakalım da düzlemeyi nasıl yapacağız. Şuraya dikebilirsin. Yolun diyor şurada diyor. Buradan indire geçemezsin. Hmm. Onlar bir yere oturtuyorlar ve buranın dışına çıkamazsın. Sana diyorum ya, bak burada İstanbul'dan ya da Türkiye'nin başka yerlerinden ev yapmaktan daha zor buraya ev yapmak. Bak Antalya, Bodrum'u yap daha rahat olur. Beyaz yani şeylik. Sıkıntılı. Belediye çünkü ilgilenmiyor. Belediye umursamıyor burayı pek. Buraya iki kat bina dikeceğine git İstanbul'a 5 katlı apartman yap, daha kolayına gelir. Daha rahat olur, daha erken biter. Daha ucuz olur. Burada usta ayrı fiyat. Sürekli artıyor. Herkes bir fiyat. Abartı fiyat var, abartı. Çok abartıyorlar. O yüzden millet, o ona diyor ki, kardeşim ona yaptırma. Niye? Çünkü bu adam bu şekilde yapıyor diyor. Bak gerçekten. Öyle. O ona diyor, bu buna diyor. Ben şuradan aşağı vurduracaktım yolu. Tam buradan aşağı böyle vurduracaktım. O dedi olmaz. Böyle olacak dedi. İyi dedik. Ne kadar vurdu? Şuradan mı? Yaşar. Hı, tam orası, o ağacın. Diğer taraftan açtırıyormuş o. Armut var ya, armut. Yo yo yo. O değil, armut. Armut var ya, armut ağacını kaldırıyor dayım. Armut ağacını kesip oraya tutturuyor direkt. Onun bu kadar işi bilen yok. Onun yeri daha düz. Daha düz ya. Onun yeri daha düz. Daha düz, daha iyi. Tabii canım. Şöyle girer kepçesi onunki de. İstedikten sonra ne olacak? Benim de işime gelir, onun işine gelir. Fark etmez yani, kullansın. Zaten burası onun hissesi, şuradan şurası. Aşağıdaki şey. Tabii. O ağaçları yok eder. O yaban eriği midir be? Yaban eriği. Oradan ağrı girer, buradan şöyle, buradan girer, böyle döner direkt. Daha rahat olur, onun için de olur. Bana kalsa tam şu düze isterim evi. Şu düz var ya. Düz.
Orası ya çarşaf gibi yer ya. Vallahi çarşaf gibi yer. Çarşaf gibi yeri var. Aynen de öyle. Aynen de öyle. Hattı bitirdi. Üzerinden yürümesi kaldı. Zaten bir iki sene falan bu böyle dursun. Çok yer açtı ya. Masumata nereden tanır yapıyor? Adam geldi, hidrolik bozukmuş direkt. Sana ya. Şimdi orayı alta alacak galiba ki, çünkü orası çok çirkin oldu. Oraya 10-10 daha da büyük. Dur bakalım. Oraya niye gaz veriyor? Ha, tümsek vardı orada, bir tane tümsek patlatıyor. Orada bir tane tümsek vardı çünkü. Yani. De işte burada para etmiyor mu ayrı mesele. Burada direkt direnizi görüyorsun ama denize gidip yüzebiliyorsun. Orada yapamıyorsun. Teşvik etmiyor. Burada belediye kimseyi teşvik etmiyor. Burada belediye yapmasınlar diyor. Kısacası. Tabii canım. Esnafına o kadar iş çıkar. Tabii ki. Sen esnaf bir ay boyunca iş yapamazsa, müşteri alışveriş yapmasa ne olacak? Sen ondan gene vergisizsin. Yani. Sattığı mal kadar zaten vergi isteyeceksin sen ondan. Satamadığı için ne vereceğim? Satamadığı için ne vereceğim? O zaten fiş kesmiyor. Al video olarak da alıyorum. Ne kaya var lan bunun altında? Kaya. Kaya, kaya. Ay şu yukarıdaki eriği devirdi aşağı. Hangisi? Anamı devirdi. Ya. Geçemiyor. Yapacak bir şey yok. Az daha kendini geri al Emre, çok kaydın aşağı. Buraya yapay toprak atmışlardı değil mi bizimkiler? Ha, ama burada annem toprak var. Ha? Annem burada toprak var diyordu. İşte toprak gör. Büyük parça kayaları da videoya alıyorum ki sonradan demeyin. Ben ne diyeceğim? Bak bak kayalar, kaya. Kaya, toprak dedikleri yer. Ben ne diyeceğim? Toprak dedikleri yer kaya oldu. Ben kendi görüyorum zaten kaya olduğunu. Kaya. Benim ev yeri gibi kaya burası. Zaten şey gösteriyor kaya.
Etrafına doğru şey atabilirsin, aşağıya doğru Emre, sıkıntı yok. Çok kaya var. Oradan buraya inerken hep bacaklarım parçalandı. Şuradan camdan baksın, hemen sonra hemen hızırla atılır bu. Ben hep camdan bakamadım. Ha tamam. 2 metre pisliği olacak. 1,5'u buldu zaten. Evet. Ev yeri neredeyse bitti. Yolun düzenmesi kaldı ama biz başka bir işe uğraşıyoruz şu anda. Tuvalet çukuru açıyoruz. Açtık oraya aşağıya da şimdi düzlete çıkartmaya çalışıyoruz aracı. Düzle. Orayı da al abim. Al kral. Hayır. Hey. Tamam bekle. Bekle paşam. Dolaba at gel. Bekle bir 10 dakika. Şişirdi. Kızım boga doluyor. Şu olmasaydı çok güzeldi. Ben yaptırmayacaktım. Sen dedin diye ben ses etmedim. Yine düzletiyor. Devam. En sonunda iş bitti. Arabaya yükleniyor geriye. Emre'nin ellerine sağlık. Emre gayet güzel çalıştı. Tebrik ederiz. Harbiden işin hakkını verdi bu. Komple. Tele dikkat et, yukarıda tel var kral. Ve yerin son hali. Komple çekildi. Bitti. Yol yerinde yaptık. Ve komple bitirdik en sonunda. Gördüğünüz gibi bitirdik buradan buraya. Hepsini bitirdik. Arkadaşlar, kepçe operatörü de şu anda kepçeyi çekiyor. Kepçesini en sonunda yere yerleştirdi. Kaydı. O da yoruldu, ben de yoruldum ama benim bütün bacaklar gitti komple. Diken yedi. Şortla gelirsem olacağı buydu zaten. Yeri açıldı. Gördüğünüz gibi. Burası komple kayalık zaten. Kayaları patlata patlata açtık. 5 saatten fazla sürdü. Zaten burayı açmak, bir de tuvalet çukuru açtık mı? Yan tarafta 1 metreden fazla yükselttik mecburi bu yola yaklaşmak amacıyla. Yoksa açılmıyordu yol. Bakın böyle de yükseldi burası mecburi. Mecburiyetten yükselttik burayı. Hep zaten kaya. Ama yukarıda çok yükseklik var. Aşağıdan yukarısı daha yüksek oldu. Çünkü teraziyi almak zorunda kaldık. Yol da bu tarafa doğru çıkıyor. Böyle de bir yol yaptık. Yol çok uzun oldu. Yapıldı yolumuz. Yolumuz çünkü mecburiyetten uzun oldu. Çünkü dik burası. Bu kadar da düz değil. Gördüğünüz gibi de yol. Yukarı doğru da yol yaptırdık.